İstanbul Mobilya Fuarı'ndan tekrar tüm takipçilerimize merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir hol, yeni bir stand, taze bir üye. Teşekkür ederim. Retto Mobilya Celal Kartal. Biz TÜYAP'tayız, 9. holdeyiz, 922 numaralı standdayız. Evet, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Yeni üyelerimizden bir tanesi, böyle Ankaralı. Evet. İlk fuar deneyim mi? Böyle biraz da heyecan yok, var. Yok, 7. yılımız. 7. yılımız. Kameralara mı uzağız? Kameralara uzağız, aynen öyle. Evet Celal Bey, nasıl gidiyor fuar? Elhamdülillah, şükürler olsun, iyi. Memnunuz şimdilik. Memnunuz. Memnunuz. Tabii bu sene farklı bir fuardı. 7. fuarınız ama CNR'da herhalde değil mi? TÜYAP'ta evet, CNR. TÜYAP'ta ilk defa. Peki daha önce fuar deneyimi olan birisi için TÜYAP'ta nasıl başladı? Biraz sıkıntılı başladı. Aynen öyle. Hava şartlarından dolayı biraz sıkıntılı başladı. İlk gün zaten bir şeyler olmadı. Daha standlar da tam yetişmedi. Kimse bu düzene alışkın değil. Aslında sektör olarak fuarın bir arada olması daha mantıklı. Ankara'dan malları getirirken biraz zorlandık. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok zorlandık hem de yani. Yolda Bolu'da kaldık. Evet. Bir şekilde bitirdik ama Allah'ın izniyle ya. Ama tabii fuarın bir gün uzamış olması. Tabii uzun zamandır dünyada fuarların yapılamıyor olması. Biz hemen hemen iki gündür, hatta bugün üçüncü gün canlı evet, yayınlara evet. Devam ediyoruz. Evet. Hemen hemen her standta bol miktarda yabancı alıcı görüyoruz. Var. Gezenler görüyoruz. Ya bunlar aynı diyenler de var. Yok yeni yeni simalar görüyoruz diyenler de var. Sizdeki durum nedir? Bizde yeni sima daha çok ağırlıkta. Eski simalarımız, eski toptancılarımız zaten görüşüyordu. Ama yeni ticaretleri yaptığımız yeni firmalarımız var şu anda. Peki ağırlık olarak neredeyiz? Yani hangi ülkelerden, farklı ülkelerden gelenler var mı? Şu anda bizim sektörümüzün dışında olan Hindistan pazarına eriştik. Amerika pazarına zaten erişmiştik. Daha çok ağırlık vermeye çalışıyoruz yani. Güzel pazarlar yani. Hindistan da güzel bir pazar, evet. Amerika güzel bir pazar. Evet. Daha ne olsun? Elhamdülillah. Peki tabii biz tüm röportajlarımızda hem üyelerimizi de tanıtıyoruz. Retto Mobilya'dan da biraz bahsedelim mi? Gelenler ne görecekler? Böyle hazırlandık cıvıl cıvıl ve biraz klasik tarzda ürünler görüyorum. Evet. Şimdi fuar yerimiz 650 metrekare. Klasikten nakşireye kadar her çeşit ürün var. Abi bir dakika, 650 metrekare mi burası? Ben evet. Bir an algılayamadım. Bir dönüm vereydik yani, daha ne olsun? Seneye bir dönüm alacağız abi, zaten durum onu gösteriyor. Şimdi mobilyayı biraz daha gençleştirmeye çalıştım. Yani yeni gençler çok ağır klasik istemiyor. Yani retro mobilyanın tarzı zaten ağır klasik. Ama şu andaki mevcut konseptimiz Osman Yaprakçı'nın sayesinde klasik tarzdan biraz daha lakşiriye, klasiği yumuşataraktan devam ettik. Yeni konseptlerimizi hazırladık. Osman'cığım seni seviyorum. Hala ilk gün gördüm, hala göremedim. Osman Bey'e de ayrıyetten teşekkür ederiz emekler için. Peki, onun dışında 650 metrekarede çok güzel ürünleri gelip görsünler. Evet, bekliyoruz bütün. Onun dışında buraya ola ki gelemeyenler için nerede görsünler? Ankara'daki mağazamıza bekleriz. Ankara'daki mağazadan da biraz bahsedelim mi? Ankara'daki mağazamız 600 metrekare. Üretim kendi bünyemizde. Dışarıdan bizim ürünü alıp sattığımız yok. Tamamen kendi bünyemizde üretmiş olduğumuz ürünlerdir. Mağazayı aldık 650 metrekareyi. Buraya getirdik aynen, diyorsun. Oldu yani. Tabii seneye şimdi bir dönüm olursa mağazayı da biraz büyütmek edeceğiz. Lazım. Hedeflerimizden bir tanesi de odur yani. Çok teşekkür ediyorum ben. Bu kadar sıkışıklıkta tabii fırsat bulmaya çalışıyoruz. Tüm üyelerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Pazartesi akşamına kadar şu an TÜYAP'tayız. 9. holdeyiz. Retto'dayız. Celal Bey 650 metrekarelik standa bekliyor. 9. hol 922'deyiz. Çıkın gelin diyoruz. Arkadaşlar da bakın sadece bizim ekip çekmiyor. Sizin ekip de çekiyor. Evet. Bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ayaklarınız olsun. Herkesi bekleriz.